kim iftiharçı diye bildi, düşmanım diye. Yani onu öldürmek istiyor adam, bulsa biçecek, kelepini uçuracak. Ama buna rağmen Muhammed mi, arkandandır mı, ne kadar atacağı bilinmez diyebilen çıkmış mı? Hayır. Muhammed geç onu ya, sen de işte aldığını vermez, bilmem yalan söyler, vaadiler yerine getirmez diyebilen çıkmış mı? Tabi. Ölmesini isteyen çıkmış oğlu çıkmış yani, dolu. Öldürmek isteyendi ama bir tek öldürmeye hak edecek suçu ona izafe eden, ona ismat edebilen çıkmış mı? O mu? Bırak ya sen de abi, hiç herkesin gözünde gözü var diyebilen çıkmış mı? Değil mi? Emin adını onlar koymuşlar, biz koymadık, öyle değil mi? Kendileri koymuş. Emin, doğru söylüyor, güvenilir de. Müslümanın ana vasfı, ana sıfatı güvenilir olmak. Böyle güvenilir değilseniz, Müslüman mıyım değil miyim aynaya bakın, herhalde değilsiniz, haberiniz olsun. Bir insan güvenilir değilse gerçekten Müslüman olabilir. Sonuçta güvenilir olmak çok önemli. Dostun da düşmanın da sana güvenmeli. Senden emin olmalı. Canı açısından emin olmalı, malı açısından emin olmalı, ırzı açısından emin olmalı, her açısından emin olmalı. Yani senin gibi komşusu olmasına iftihar etmeli. Senin gibi arkadaşı tanıdığı olmasından içi açılmalı. Yani elemle şahleke sadrak olmalı. Yani göğsü açılmalı, ferahlanmalı. Ne iyi ya? Böyle bir komşum var, böyle bir arkadaşım var, ha? Böyle bir işverenim var, böyle bir işçim var, böyle bir işte sınıf arkadaşım var, böyle bir neyse. Yani hanımım var, böyle bir kocam var, böyle bir oğlum var, böyle bir kızım var. Öyle değil mi? Bunu dedirtiyorsanız çevrenizde o zaman iş düzebilmiş yani. İyi yere gidiyor demektir. Ama bunu dedirtemiyorsanız, güven veremiyorsanız çevrenize 50 kere kendinizi tekrar elden geçirin, çok temelli, çok esaslı yanlışlarınız var demektir.